Sevgili seyirciler merhaba, Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Harun Emre Özkan. Kendisi Elkap Kablo firmasında ihracat temsilcisi. Harun Bey hoş geldiniz. Selin Hanım hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizi sormalı. Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii bahsederim. Öncelikle size ve ekibinize çok teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Rica ederiz. Ben Harun Emre Özkan, Zonguldaklıyım. Lise öğrenimini Çaycuma Ticaret Sanayi Odası Öğretmen Lisesi'nde tamamladım. Daha sonrasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünü bitirdim. Daha sonrasında Zonguldak'a dönerek Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik yüksek lisans eğitimine başladım. Şu an hala devam etmekte. Şu anda özel bir firmada ihracat temsilcisi olarak iş yapmaktayım. Bu şekilde devam etmekte. Nasıl başladınız peki bu mesleği? Bu sektörü nasıl seçtiniz? Şimdi siz eğitim alanınız da bu tabii ki. Evet. Üniversite alanınız, buradan mezun olmuşsunuz ama nasıl tercih ettiniz bu durumu? Şöyle ki lise sonunda karar vermiştim. Lise sonunda ihracat yapma fikri daha çok ülkeye döviz getirisi kazandırma amaçlı aklıma girmişti. Bu şekilde ülkeye daha faydalı olabileceğimi düşünmüştüm. Daha sonrasında bununla ilgili bölümleri araştırınca kendi okuduğum Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünü gördüm ve bu bölüme kayıt yaptırmaya karar verdim. Daha sonrasında işte kendimi üniversite eğitimi bittikten sonra daha da geliştirme amaçlı yüksek lisans eğitimine başladım. Yüksek lisans eğitimi devam ederken aynı zamanda özel bir firmada şu anda Elkap Kablo ailesinin bir üyesiyim. Orada ihracat temsilcisi olarak iş yapmaktayım. Orada ihracat temsilciliği pozisyonunda hizmet vermekteyim. Peki Elkap Kablo'da neler yapılıyor? Elkap Kablo'da şöyle ki biz kablo üreticisiyiz. Özellikle beyaz eşya firmalarına kablo gruplama üretiyoruz. Bu şekilde dünyanın pek çok ülkesinden ve yurt içinde de çok büyük firmalara hizmet vermekteyiz. Aslında tabii kablo çok önemli. Kesinlikle. Beyaz eşyalarda olsun, elektronik bütün eşyalarda aslında. Kablosuz tabii ki çalışma mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Aynı zamanda çok kalite süreci de önemli bir süreç aslında. Bir ürün diyelim. Çünkü bu kablolar aynı zamanda belli bir standartlarda olması gerekiyor. Yurt dışına ihraç ettiğiniz mallarda, ürünlerde belli bir sertifikasyondan geçmesi gerekiyor. Müşterileriniz de zaten bunu sizden talep ediyor. Biz de bu standartları sağladıktan sonra müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Evet, çok doğru. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz tabii ki. Teşekkürler, sağ olun. Bu noktada sizin meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Şöyle ki, şimdi ihracat temsilcisi aynı zamanda bir satışçı gözüyle görmek gerekiyor. Yurt dışında satış yapmakta. Yurt dışında satış yaparken öncelikle istikrar çok önemli. Çünkü yurt dışındaki potansiyel müşterilere ulaştığınızda satış gerçekleşene kadar, son raddeye gelene kadar çok istikrarlı bir şekilde süreci ilerletebilmeniz gerekiyor. Bu sürecin içinde fiyat teklifi veriyorsunuz. Daha sonrasında numune aşaması var. Numune aşamasını geçtikten sonra karşı müşteriniz bu ürettiğiniz ürünleri kendi laboratuvarında test ediyor. Bu test sonuçlarını beraber değerlendiriyorsunuz. Daha sonrasında sertifikasyon var. Müşterinin istediği standartlarda ve sertifika karşılamak zorundasınız. Bunları müşteriye iletiyorsunuz. Arada bazı müzakereler oluyor. Orta noktada buluşmaya çalışıyorsunuz. Daha sonrasında satış aşamasına geçiliyor. Bu satış aşamasına geçmek de o uzun dönemin sonunda oluyor. Gerçekten bu dönemi istikrarlı ve başarılı bir şekilde geçirirseniz satışı yapmış oluyorsunuz. Çok güzel. Peki Elkap Kablo firmasının ve sizin geleceğe dair böyle vizyonunuzdan, hedeflerinizden ve planlarınızdan da bahsedelim mi biraz? Tabii bahsedelim. Öncelikle yurt içinde çok büyük beyaz eşya firmalarına hizmet vermekteyiz. Beyaz eşya firmalarının onaylı tedarikçisiyiz. Bunun dışında yurt dışındaki bazı önemli beyaz eşya firmalarıyla anlaşma yaparak onları da kendi müşteri portföyümüze katmak öncelikli hedefimiz bizim ihracat departmanı olarak. Eğer bunu başarabilirsek gerçekten kendimizi bir nebze olsun bir iş yapmış olarak görebiliriz. Aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine satış yapmaktayız. Bu satışları yaparken ülke ayırt etmeksizin dünyanın bütün kıtalarına, bütün ülkelerine hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii bu daha çok hizmet verdiğimiz bölgeler Avrupa,
Güney Amerika ve Orta Asya ülkeleri. Bunun dışında Kuzey Amerika ülkelerini de kendi müşteri portföyümüze eklemek isteriz. Bunlar bizim gelecek projeksiyon olarak önümüze koyduğumuz hedeflerden birkaç tanesi. Benim kendim için hedeflerimi bir nebze olsun anlatabilirsem şu şekilde söyleyebilirim. İleride belki bir kendi firmamda olur ya da farklı firmalarda olur. Bu ihracat direktörlüğü olabilir ya da ihracatın daha farklı dalları olabilir ya da komple firmamızı temsil eden farklı pozisyonlarda hizmet vermek isterim. Çok güzel. Umuyoruz ki en kısa zamanda hedeflerinize ulaşırsınız. Çok teşekkür ederim. Hem inşallah. Peki bu noktada bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Öncelikle şu şekilde arkadaşların diksiyonunun ve hitabetinin iyi olması gerekiyor. Çünkü müşterilerle birebir kendileri iletişime geçecekleri için müşteriye bir şekilde bağlamaları gerekiyor. Şimdi müşteriyle iletişime geçerken öncelikle kullandığımız metotlardan birisi e-mail ile iletişime geçmek. E-mail aşamasında bazı konuları aşamayabiliyorsunuz. Onun dışında direkt arayarak ya da görüntülü toplantı yaparak ya da birebir firma ziyareti yaparak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu e-mail aşamasını geçtikten sonra birebir iletişiminizin çok iyi olması gerekiyor müşteriyle iletişime geçerken. Bu hem müşteriye güven veriyor hem de müşterinin sizin gözünüzdeki saygınlığı için çok daha önemli. Evet. Ayrıyeten dış ticaret yapacak arkadaşların İngilizce bilmesi gerekiyor. Çünkü artık dünyada ticaret dili İngilizce. Bugün dünyanın hangi ülkesiyle ticaret yapacak olursanız olun İngilizce bilmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum Çin'deki biriyle ticaret yaparsanız İngilizce konuşabilirsiniz. Onlar da İngilizce konuşuyor. Amerika zaten kendi ana dili. Güney Amerika ülkeleri olsun, Avrupa'nın farklı ülkeleri olsun ya da Afrika ülkeleri olsun, Arap ülkeleri olsun. Bunların hepsiyle iletişime geçebilmeniz için asgari düzeyde en azından konuşabilme açısından da bir İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Evet. İletişim gücü. İletişim kesinlikle becerisi ve yabancı değil olmazsa olmazlarınızdan. Evet, bu meslek için olmazsa olmaz. Evet, çok doğru. Peki programımızın sonuna yaklaşırken Harun Bey, şimdi yeni mezunlar olabilir, bu mesleği tercih etmek isteyenler olabilir veya meslektaşlarınızdan ne gibi önerileriniz olur, nasıl mesajlar vermek istersiniz? Öncelikle mesleğe başlamadan kendi İngilizce pratiklerini geliştirmeye çalışsınlar. Çünkü artık İngilizce ilkokul seviyesinden başlayarak sürekli eğitim alıyoruz. Ama bunu pratiğe dökmekte biraz sıkıntı çekiyoruz. Bunu pratiğe dökmeye çalışsınlar. Kendilerince alıştırma yapmaya çalışsınlar. İngilizce dil becerilerini geliştirirse iş hayatına geçtiğinde gerçekten çok rahat edeceklerdir. En büyük tavsiyem İngilizcelerini geliştirmeleri olacaktır. Aynı zamanda bu alanla ilgili kendi kütüphanelerini oluşturmaya başlasınlar yavaştan. Kitaplar okuyabilirler. Bu kendilerini motive edecek filmler, diziler izleyebilirler. Bu şekilde söyleyebilirim. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Harun Bey katkılarınız için, geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Bir İşkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Harun Emre Özkan bizler.